Bedirhan, sen bu boruları silmiyorsun. Çok İtiraf et şimdi. Siliyorum. Vallahi de siliyorum, billahi de siliyorum. Ben ahşaba özel bir şey koydum ama. Kokusu değişsin, o mahzenin kokusu geliyor burnuma. Sen şimdi geri git, o beni doğalgaz boruyla nasıl bir parmağımı sokayım bakayım. Bedirhan, sen de şu kapıdan beri sile sile gel. Dane dane benleri var yüzünde, yüzünde. Can alıcı bakışları gözünde, gözünde. Can alıcı bakışları gözünde, gözünde. İşvesi var, edası var nazında, nazında. Şu dünyada yardan tatlı var mola, var mola. Salını salını gezen yar mola. Hele bir bezik ama nasıl bezikirsen? Yer bezini mi? Heh. Bak şimdi bunu böyle önce 2-3 kere batırıyorum Kadir, tamam mı? Sonra şuralarını şöyle tane tane alıp her taraftan çitiliyorum. Şuradan şöyle. Her köşeden çitiliyorum şöyle. Sonra böyle bir kere daha batırıp çıkartıyorum, suyunu süzüyorum. O nasıl, o sol anahtarı gibi yaptı bezik, değişik oldu. İşte zamanla. Bir de silmeni görek var mı, nasıl silirsen? Zamanla. Sildin mi burayı? O tarafı sildiydim, geçmeydin git. Üzerine bir daha atayım. Nasıl geleyim, oradan mı geleyim? Sırtını ver kapıya. Şöyle gene bak. Şuradan şöyle geleyim. Nasıl siliyorsun bir görmek istiyorum. Şuradan şöyle geleyim oğlum. Dur. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Baba da siteyi yapıyor, gördün. Ne yapalım, koca eve kaç metrekare farkında mısın salon? Bence temizliği önce hastanede gidip öğrenmek lazım. Ne yapmak lazım? Hastanede öğrenmek lazım. Hastanenin temizlik oryantasyonu daha güzel çünkü. Şimdi masayı yerine alıyoruz. Dur şurada bezini bir sıkayım. Mutfağa geçeceğiz. Ha. Bakalım o mutfaktaki peteğin altına ne cevap vereceksin Bedirhan? Mutfağın altındaki ne? Mutfağın borusu. Ona hiçbir şey söylemem. Ve sana mutfak dolabının içinde inanılmaz bir sürpriz var. Hangi mutfak dolabının içinde? Ben de gördüm, şok oldum. Hangisinde? Mutfaktaki dolapta. Ama hangisinde? Göreceksin, hele bir gidek. Evet efendim. Ne diyoruz her zamanki gibi? Evde silmedik, girmedik, yer bırakmam. Her yeri ovalarım hep, çitilerim hep Kadir. Her yer hep tertemiz Kadir. Gitsin dertlerimiz la. Ev dedi ki Allah seninle etmeye. Lahas, bunlara var ya, dökeceksin yer sabununu. Ha. Bundan sonra tahta fırçasıyla fırçala. Buyurun. Evet. Şimdi dur, öncelikle şunları ben bir salona götüreyim. Ne onlar? Kabak tatlısıyla kurabiye. Bedirhan Bey, siz nasıl ev sahibisiniz? Siz götürsenize o Kadir'in elindekileri. Hadi gel, ben götüreyim. Üstüne bir şey gelmesin bunların. Bunlar ne? Süslaç tası onlar. Niye burada bunlar? Süslaç yapılacak galiba, bilmiyorum. Gel. Yaz, Bedirhan yaz. Arkamda ne konuşuldu acaba? Hazır mı? Bedirhan Bey, bakın size çok acayip bir sürprizimiz var. Lütfen dikkatli bakın. Ne olmuş? Heyecanla bekliyorum. Oku bakayım burada ne yazıyor. Ne bileyim ben ne yazıyor? Hı? Allah canınızı almasın, ismimi yazmışlar bir de. Aa! Nasıl yazmışlar ki acaba? Daha ben geçen gün aldım buraların tozunu, toprağını. Geçen gün dedin, Cumhuriyet'in 75. yıl dönümünde. Hayır, pazartesi akşamı sildim ben bunları. Ne oldu sonra? Ne bileyim ben artık ne oldu. Hatta daha... Mutfakta atom bombası mı patladı? Bir şey söyleyeyim, hatta daha dün ben şuraları dedim, düzelttim dedim, tekrardan sileyim. Buraların yüzü dedim, kalmasın. Tekrardan yani sildim, koydum. Yani o pek dünlük değil. Vallahi de billahi de dünlüktü. Ona bakarsan petekler de cumartesi günü silinmişti. Tabii, onlar cumartesi, onlarda yalan yok. Çeteye gelmedi. Allah Allah, acaba neyin nesikini o? Çeteye gelmedi ama yani hepimiz gördük, ayan beyan gördük. İsminizi yazmışlar oraya, daha ne olsun? Yani... Ver bakın. Üstü silip de altı da bırakmam da bir anormal ama neyse. Yalap şap yapmışsınız galiba. Herhalde. Abi de herhalde dedim. Bir şey diyeceğim. Bunun üstünde abarttıkları kadar bir şey yok ya. Ben diyorum. Kısım bazı nokta. Ver yağ sökücüyü ver. Örümcek ağları. Şimdi örümcek ağlarını nasıl alacağız? Sen makineyi diz. Yok, makineyi dizmeyeyim. Ben sonra önce getireceğimi getireyim. Ondan sonra makineyi getireyim. Makineyi getiriyorsun. Tamam. Bismillah. Burada bekle bak, tamam mı? Bekliyorum. Şimdi burada bekle, getiriyorum. Hazırsan geliyorum. Hayır, bu getireceğini keşke kendine getireymiş de alaymış burayı. Hah, geldi. Niye kamış bu? Ha, bambuş. Nereden buldun bunu? İşte bu bizim eski yan komşumuz, çok sevdiğim bir abim vardı. O giderken vermişti. Onlar da evini böyle temizliyordu. Bir onlar temizliyorlar, bir biz temizliyoruz. Namusuna muhtaçtır. Evet, görmüş olduğunuz gibi elimdeki kamışınla şimdi varan bir. Yani bir insan dün akşam buna neden bakmaz? Bak daha halen daha da sallanıyor bak. Bedirhan'dan ses yok. Vallahi nazarlara denk geldik herhalde. Görüyor musun? Ay tövbeler olsun şuna bak. Bir de öyle günlük münlük değil o yani, bariz belli. Günlük değil bu. Evet, orayı bayağı atlamışım ben anlaşılan. Hele şu, Hacı babamın sakalı gibi oradan nasıl sallanıyor bak. Evet, görmüş olduğunuz gibi küçük çaplı örümcek ağlarımıza bakın. Hepsini bir araya topladık çünkü. Çünkü ev sahibimiz Bedirhan Bey bu çubuk elinde olmasına rağmen bu çubuğu kullanmamış. Unutmuş. Neden kullanmadığını henüz daha çözemedik. Halbuki 2 gündür çok iddialıydı temizlik konusunda. Peki şimdi var mı başka? Var. Neresi ben göremiyorum? Evet. Şimdi şu bulaşıkları makineye dizelim. Evet. Şu buzdolabının arkasını da çekelim. Yeri de silelim, ondan sonra banyoya geçelim. Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim de temizlik kaldığı yerden en şiddetli şekilde, en ihtiraslı, en coşkulu bir şekilde devam ediyor efendim. Ne diyoruz? Kadir Ezildi ile En Hamarat benim. Kadir Ezildi ile En Hamarat benim. Görüşmek dileğiyle. Kalk onları yerleştirdim, kalk. Ağzıma girdi, kör olmayasın. Biz çubuğu soktuk. Allah seni kahretmesin. Ya bana hiçbir kârı yok. Bu adamın bana hiçbir kârı yok. Nimet şimdi atamıyorum, ağzımı yıkayıp... Bana da soktu. Gezevinin önüne oy sereceğim kilimi. Ander kalsın sevdalım oku. Kalk banyoya gidiyoruz. Hadi banyoya. Banyoya. Hadi gidelim. Hamamcı teyze, altınlarım çalındı, bulamadım. Gel bakalım. Şunu bir tutturayım ben önce. Hah, tutturun. Tuttu da unuttu beni, seni gide zalimin kızı. Sen şimdi... Hı. Şöyle ne istiyorsun bana? Söyle. Yok camlarda o kadar kireci yok. Şimdi yalan söylemeyeceğim. Hı hı. Gayet güzel ama bunu yıkarken bulaşık parlatıcısıyla yıkar. Kireci anında alır. Onun bilgisini sana vereyim. Şimdi bir bezler şu döşekabın üst çıtasını alalım. Sabah elime beyazlıklar gelmişti. Dezenfektanımızı verin. Lavaboya sıksın arkadaş. Bunun altı da iyi, arkası da güzelmiş. Bunun örtüsünü ben kendi diktim ha. Bunun örtüsü yoktu. O çarşaf değil mi? Ha, normal beyaz kumaştı. Ben onu aldım, oraya örtü yaptım. Kadir Bedirhan Bey iğne oyası da yapıyormuş. İğne oyasını ben yapmıyorum, onu annem yapıyor. Evet. Ben tığ işi yapıyorum. Aman sanki çok farklı şey. Tamam iğne oyası değil de tığ işi yapıyormuş. Tığ işi neymiş ki? Onu da yapar. Dantel mi? Yok, bebek battaniyesi, çanta, ıvır zıvır neyse işte. Yaptıklarınızdan getirin de görelim. Kaç numara tığdan yapıyor? 3,5, 4. Değişiyor, tunus tığı falan hepsi var. Orada mı iplikler? Bedirhan tığ getirene kadar ben şu şeye, çamaşır makinesine temizleyici dökeyim, ondan sonra şu tığ işlerine bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.